Bugün Cumhuriyet tarihinin en önemli fişleme skandallarından biriyle karşı karşıyayız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gizli ibaresiyle 313 servis sağlayıcısına bir yazı yazdı. Kullanıcıların abone desenlerini ve log kayıtlarını istiyor. Geçen hafta Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuyu gündeme getirdik. BTK Başkanı oradaydı. Konudan sorumlu Bakan Yardımcısı oradaydı. İkisi de yalanlamadılar. Tam tersi bu izlemenin olduğunu söylediler. Hatta 313 kurum olduğunu da Sayın Bakan bizlerle paylaştı. Peki nedir bu log kayıtları? Nedir bu abone deseni derseniz, bir internet kullanıcısının hangi saatte hangi internet sitesine girdiği, burada ne kadar kaldığı, buraya bir yükleme yapıp yapmadığı, buradan bir şey indirip indirmediği kayıt altına alınıyor ve her saat başı BTK'ya gönderiliyor. Siteye hangi saatte girdiği ve ne kadar kaldığının yanında abonelerin TC kimlik numarası, adres, vergi numarası, meslek kimliği sunduysa onun seri numarası, hatta anne, kızlık, soyadı da talep ediliyor. Bazı güvenilir firmalar bu konuyu kişisel veriler kanununa aykırı olduğu için mahkemeye taşıdı. Fakat hepimizin cep telefonlarına da hizmet veren üç büyük kuruluştan ses yok. Görünüyor ki bunlar bu bilgileri paylaşıyor. CMK 135'e göre bir iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayıt altına alınması ancak mahkeme kararıyla mümkün. İstisnai bir durum varsa 24 saat içinde hakim onayıyla mümkün. Peki 85 milyon için bir mahkeme kararı var mı? Anladığımız kadarıyla yok. O zaman BTK buradan neyi amaçlıyor? 85 milyon vatandaşın hangi internet sitesine girdiğini her saat başı takip ederek neyi amaçlıyor? Dünyada Cambridge Analytica diye bir skandal yaşandı. Amerika seçimleri, Brexit manipüle edildi. Bu manipüle edilirken kişilerin verileri toplandı, sonra da manipülasyonlarla kullanıldı. BTK da kendi Cambridge Analytica'sını mı yaratmaya çalışıyor? Yoksa bu bilgileri Fahrettin Altun'la paylaşarak Fahrettin Analytica'yı mı hayata geçirecek? Ben buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın. Özellikle bürokratlar, oturduğunuz koltuklardaki FETÖ'cülerin akıbeti ortada. Hukukun dışına çıkmayın. Sayın Genel Başkanımız bürokratlara bir çağrıda bulundu. Sakın ha sakın çılgınca işler yapmayın. Bunun hesabı sorulmaz sanmayın.